Herkese merhabalar örgü yeri kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü örgü anlatımımda çok kolay bir örgü modeli paylaşacağım. Modelimiz için şöyle orta kalınlıkta bir bebe yünü ve 3 numarada şiş kullanacağım. Videoma geçmeden önce sizlerden ricam kanalıma abone olup yorum yaparsanız çok sevinirim. Yanındaki zili açtığınız takdirde bundan sonraki paylaştığım her yeni videodan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Dilerseniz hemen modelimizin yapılışına geçelim modelimizin ilmek sayısı 2 ve 2'nin katlarından oluşmaktadır sizler ne yapacaksanız onun boyutunda ilmeklerinize atabilirsiniz ben şöyle küçük bir parçada göstereceğim için az bir miktar ilmeklerimi çıkartıyorum sonrasında direkt modelimizin yapılışına geçelim Evet şöyle bir sayalım 2 4 6 8 10 12 13 14 ilmek benim için yeterli modeli gösterebilmem için şöyle bir adet de düğüm attım ve burada fazlalık ipimizi keselim şimdi ben şöyle boynuma atarak örebiliyorum Sizler de nasıl örebiliyorsanız o şekilde örgülerinizi örebilirsiniz. Şimdi örgümün ters yüzündeyim. Ters yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpimi arkaya aldım. Bir ilmek düz ördüm. İpimi öne alıyorum. Bu ilmeğimi örmeden sağ şişime aktarıyorum. İpimi arkaya alıyorum. Bir ilmek düz. İpimi öne aldım, bir ilmek örmeden sağ şişime aktardım, İpimi arkaya aldım, bir ilmek düz. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Bir ilmek örmeden sağ şişime aktardım, bir ilmek düz. İpimi öne alıyorum, bir ilmek örmeden sağ şişime aktardım, bir ilmek düz. Kenar ilmeğimizde düz ördük, sıramızı tamamladık. Geçiyorum örgümün ön yüzüne. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bu ilmeğim ters geldiği için düzeltiyorum. Hemen şöyle iki ilmeği birlikte düz örerek kesiyorum. Şişime bir doladım. İki ilmeğimi birlikte düz örerek kesiyorum. Şişime bir doluyorum. Bu ilmeğim ters geldiği için düzeltiyorum. İki ilmeği birlikte düz örerek kesiyorum. Şişime bir doladım. Bu ilmeğim ters geldiği için düzelttim. İki ilmeğim birlikte düz örerek kestim. Şişime bir doladım. Bu ilmeğim ters geldiği için ben düzeltiyorum. Eğer sizlerim şu şekilde gelirse, düz gelirse düzeltmenize gerek yok. En son şişime bir doluyorum. Kenar ilmeği de düz örüp sıramı tamamladım. Evet, örgümün arka yüzüne geçtim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın dolamış olduğum ilmeği düz örüyorum. İpimi öne alıyorum. Diğer ilmeği örmeden sağ şişime aktarıyorum. İpimi arkaya aldım. Dolamış olduğum ilmeği düz ördüm. Diğer ilmeği örmeden sağ şişime aktarıyorum. Örgümüzün ters yüzünde hep bu şekilde örüyoruz. İlmeğimi örmeden sağ şişimi aktarıyorum. Dolamış olduğum ilmeği düz örüyorum. ipimi öne alıyorum. Bu ilmeğimi örmeden sağ şişimi aktardım. Dolamış olduğum ilmeği düz. Bu ilmeğimi örmeden sağ şişimi aktardım. Kenar ilmeğim düz ördüm. Sıramı tamamladım. Evet örgümün ön yüzüne geçtim. Ön yüzünde de hep bu şekilde örüyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeğim ters geldiği için düzeltiyorum. İki ilmeği birlikte düz örerek kesiyorum. Şişime bir doladım. İlmeğimi düzelttim. 2 ilmeğimi birlikte düz örerek kestim. Şişime bir doladım. Şişime bir doladım. Bu ilmeğim ters geldiği için düzelttim ve düz örerek kestim. Şişime bir doladım. Bu ilmeğim ters geldiği için düzelttim ve 2 ilmeği birlikte düz örerek kestim. Kenarda da bir doluyorum kenar ilmeği düz örüp sıramı tamamlıyorum. Arka yüzünde bir sıra daha sizlerle beraber yapalım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Dolamış olduğum ilmeği düz. Bu ilmeği örmeden sağ şişime aktarıyorum. Dolamış olduğum ilmeği düz örüyorum. Bu ilmeği örmeden sağ şişime aktarıyorum. Evet, modelimiz hep bu şekilde tekrar ediyor. Hiçbir zorluğu yok. Evet, ben artık devam etmeyeceğim. Bakın ortaya çıkmaya başladı zaten. Kamera arkasında da farklı bir ipimle büyük parçada da denemiştim. Hemen şöyle sizlere onu da göstermek istiyorum. Bakın bu da sizlerle yaptığımız küçük parçamız. Şimdi bu modelden neler yapabiliriz? Bu modeli Yeleklerinizin etek uçlarına, hırkalarınızın kollarına yahut da yakalarına lastik olarak kullanabilirsiniz. Yahut da model olarak bebek battaniyelerinizde, büyük yeleklerde, hırka ve süveter yapımında, bere ve atkılarınızda Patiklerinizde istediğiniz her alanda kullanabileceğiniz çok güzel bir model. Çok da hızlı ilerliyor. Umarım faydalı bir video olmuştur. Beni dinleyip izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Videolarımı beğenip yorum yapmayı, paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarımda görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.